Köydeki Deniz Kızı 4. Bölüm Şalgam Suyu Macerası. Anneleri Burcu ile Libo'nun üstünü örttükten sonra odanın ışığını kapatıp çıktı. Bu olduğu yerde kıpır kıpır dönüyor, uyumaya çalışıyor ama bir türlü uyuyamıyordu. İki gündür olanlar düşüncelerini bir hali dağıtmıştı ve bu onu uyumaktan alıkoyuyordu. Oysa tek istediği kafasındaki o gürültüyü susturup uyuyabilmekti. Of abla ya, uyuyamıyorum. Ya sen uyursan, rüya odasına girersen, ben uyuyamazsam ne olur? Eyvah, uyuyamayacağım sanırım. Abla, sen uyu bari. Ben bana yarın anlatırsın. Of ya. Burcu ise çoktan kendi sessizliğini görmüşmüştü. Ama bu onun yakınmalarına kayıtsız kalmak çok zordu. Bu, bence kalk anneme söyle, o sana bir çay yapsın. Sen uyuyana kadar seni bekleyeceğim ama acele et. Hadi, çünkü benim uykum var. Bu yatağında zıplayıp mutfağa koştu. Anne, uyuyamıyorum. Bana çay yapar mısın? Ne oldu bu? Neden uyuyamıyorsun? Bilmiyorum. Sürekli okuduğum kitabı düşünüyorum. Rüyalarımda bile oradayım. Uyumayı çok istiyorum ama uyuyamıyorum. Anlaşıldı bu. Sana güzel ballı bir papatya çayı yapalım o zaman. Papatyalar uykunu getirir. Mışıl mışıl uyursun. Bu annesine teşekkür edip papatya çayını merakla içti. Yatağına döndüğünde uykusu gelmeye başlamıştı. Burcu abla, uykum gelmeye başladı. Burcu mırıldandı ve battaniyesini kafasına çekip uyumaya devam etti. Bu duvardaki gölgelere bakarken uyuyakaldı. Rüyalarında kocaman bir bahçenin içinde buldular kendilerini. Ağaçların arasından onlara doğru gelmekte olan dinozoru görünce çocuklar çığlığı bastılar. Ama kendilerini hiç kötü hissetmiyorlardı. Bu tatlı dinozor dans ederek yanlarına geldi, etraflarında döndü ve onları burnuyla alıp hız trenindeki gibi sırtından kaydırarak odaya bıraktı. "Bu elimi tut, uçuyoruz!" diye bağırdı Burcu. O güzel bölmeli odaya geldiklerinde üçüncü dilim parlıyordu. Ağaçtan yapılmış bir masa gözükmekteydi. Artık adım atmak daha eğlenceliydi. Onların neyin beklediğini bilmeden maceralara atılmak hoşlarına gidiyordu. Önlerinde duran ağaçtan yapılmış masa canlı gibiydi. Üzerinde sudan kristaller vardı ve her biri gökkuşağının renkleriyle parıldıyordu. Burcu masanın etrafında dolaştı ve yanındaki kristal sandalyeye oturdu. Bu ise bütün odanın değişik kristal taşlardan yapıldığını fark etti. Nereye dokunsa pürüzsüz bir yüzey ve kadifemsi bir doku hissediyordu. Masanın ortasındaki beyaz kuru kafa kristaline dokundu Burcu ve su kristalleri titreşerek şarkı söylemeye başladılar. Esperanza yanlarına geldi ve ellerini tuttu. Kız çocukları, burada bekleyin. Burada bekleyen deniz kızını çağırmayı başardınız. Bu onun güzel melodilerinden biridir. Bu, kapı zili çalmak gibi yani, deyip gülümsedi. Odanın kapısı bir bahçeye açıldı ve Esperanza ile kız çocukları ilerlemeye başladılar. Yemyeşil bir bahçeydi burası ve ortasından bir çeşme vardı. Ortasında. Çeşmenin etrafına dolanmış garip bir şey hareket etmeye başladı. Kocaman iki göz onlara şaşkınlıkla bakıyordu. Kızların gözleri de fal taşı gibi açılmıştı. Olamaz! Bu deniz kızı değil bir ejderha abla! Ejderha mı? Ne işi var burada? Önce dinozor, şimdi ejderha! Sakin olun çocuklar, ona sorabiliriz. Merhaba ejderha, ben deniz kızı Esperanza. Deniz kızı Fekta'yı görmeye geldik. Seni görmek bizi şaşırttı ama bize ismini söylersen tanışabiliriz. Ejderha kafasını önce sağa sonra sola çevirip onlara aynı şaşkınlıkla bakıyordu onlara. Benim adım Balgam, dedi ve geğirdi. Burcu ile bu gülmekten kendilerini alıkoyamadılar. Fekta burada yalnız olacağımı, ziyaretime kimsenin gelmeyeceğini söylemişti. Merhaba Balgam, ben Fekta'nın çok eski bir arkadaşıyım. Ama uzun süredir bir kürenin içinde hapsolmuştum. Ta ki bu kız çocukları kalplerinin sesini dinleyip beni kurtarana kadar. Şimdi 7 deniz kız kardeşlerini ziyaret ediyoruz. Onların iyi olup olmadıklarını öğreniyoruz. Sonra da onlardan birer hikaye dinliyoruz. Belki sen de bize Fekta'dan bahsedersin ve dilersen bir hikaye anlatırsın. Çok enteresan. Demek bu küçücük kızların kocaman yürekleri vardır. Hikayeleri de seviyorlar. Ama önce düşünmem lazım. Benim burada bir görevim var. Burada gördüğünüz hayat çeşmesini
kötü güçlere karşı koruyorum. Balgam arkasını döndüğü çeşmenin etrafında düşünerek dönüyordu. Bu sırada Burcu ile bu bahçedeki güzelim çiçekleri hayranlıkla izliyor. Çimenlere ve otlara doğru koşmak istiyorlardı. Kıpkırmızı yedi benekli bir uğur böceği Burcu'nun eline kondu. Esperanza bak, uğur böceği bu, dilek tutuyorum dedi. Umarım Balgam bize bir hikaye anlatır. Bunu gören Balgam kararını verdiğini söyledi. Hadi şu çimenlere oturun ve beni dikkatle dinleyin. Benim adım Balgam, bir su ejderiyim. Eskiden ateş püsküren ve dağlardaki mağaralarda yaşayan bir ateş ejderiydim. Ama suyu o kadar çok severdim ki, her gece insanlar uyurken Van Gölü'ne dalar, içimi ferahlatırdım. Oradaki periler beni izler, dalga geçerlerdi benimle. Bir gün mağaramın daha derinlerine inmek istedim. Kimse görmeden karanlıklardan bir su havzası bulmak için kuyular bile kazdım. Bu kuyuların birinde kocaman bir yılanla karşılaştım. Bana şahmarının şifacısı olduğunu söyledi. Ben de ondan bir çare diledim. Nasıl olur da bir su ejderi dönüşebilirim diye sordum. Yılan dikildi. Bedenimi sardı, kulağıma fısıldadı. Ejder, çok ateşin var. Sana bir pancar suyu vereceğim. Ona şalgam derler. Ama onun işe yaraması için senin kanından bir damla lazım. Anlaştık mı? Teklifini kabul ettim. Karnımdan bir damla kan almak için dişini geçirdi, sonra da kayaların arkasından kırmızı bir şişe çıkardı. İçine döktü. Yakut renkli ejder. Bu kanlı şalgamı her gün iç. Bitince sen de bir su ejderi olacaksın. O zaman şahmaran senden yardım isterse ondan yardımını esirgemeyeceksin. Anlaştık mı? Yılana çok teşekkür ettim. Hemen bir yudum içtim. O hafta ciğerlerim yandı. Şalgamla onu söndürürken çok balgamım vardı. Hapşırıyor, aksırıyor, öksürdükçe de balgam çıkarıyordum. İşe yaramadığını desem yalan olur. İşe yaradığını fark ettiğim için hiç bırakmadım. Periler benim bu halimi görünce, balgam gelmiş, denize girmiş, ateşini söndürmek için şalgam içmiş diye şarkılar, türküler söylemeye başladılar. Gel zaman git zaman adım balgam ejder oldu. Aslında akarsuları daha çok seviyorum ama benim için yeterince derin olmuyorlar. Ben de Van Gölü'nde kalıyorum. Derinlerde yaşamayı seviyorum. Eskiden lal rengiydim ama artık gece mavisi oldum. Siz Fekta'dan bahsedeyim size unutmadan. Fekta beni bu çeşmeyi o geri gelene kadar korumam için görevlendirdi. Yer altındaki gizli akarsular aracılığıyla Şahmaran'ı ziyarete gitti. Mortluk'tan haber almış olmalı Şahmaran. Fekta çok meraklandı, hemen gitmek istedi. Ne de olsa hayat çeşmesini o koruyor. Mortluk ise dünyanın her gölünü aramaya başladı burayı bulmak için. Ejderhalar ya deniz kızları her zaman anlaşamazlar. Benim de bu gölde yaşadığımı biliyor, o yüzden burayı en son bırakacaktır. Zamanımız var ama Fekta önlem almayı sever. Sizi çeşmeye sokamam ama birer bardak şalgam suyu verebilirim. Hem şalgamın da bir hikayesi var. Bu şaşkınlıkla balgamı dinliyor. Neler olup bittiğini anlamak için hiç çıtını çıkarmıyordu. Ne o bu? Hiç soru sormuyorsun balgama bakıyorum da. Neyi var? Meraklanmıyor musun? Abla susar mısın? Meraklandığım için dinliyorum. Bitince soracağım. Şimdi lafını kesmeyelim balgamcığımın, dedi ve gülümseyerek balgamı pür dikkat izlemeye devam etti. Balgam da tabii bu ilgiden memnun kalmıştı. Hikayesini anlatırken mimiklerini kullanıyor, kah oturuyor, kah kalkıyor, kuyruğunu mutlu bir köpek gibi sallıyordu. Gelelim şalgam suyunun hikayesine çocuklar. Evet, bu şalgam var ya, bu şalgam suyu çok yararlıdır. İçinde birçok vitamin ve mineraller vardır. Parmaklarıyla bir dakika işareti yapıp kocaman gövdesini sağa çevirdi.
Kırmızı bir şişe çıkardı kayalıkların arasından yaşayan bitkilerin ardından. Çeşmenin içinde de 4 tane bardak çıkardı. İçinden de. Şişenin üzerinde gümüş harflerle faydasulu şalgam yazıyordu. Balgam şalgam suyunu kristal bardaklara doldurdu ve herkese ikram etti. Ayrıca kuyruğuyla ittirerek ağaç kabuklarından yapılmış yuvarlak bir masayı da önlerine getirdi. Oldukça çevik bir hareketti. Kuyruğu pek çok işe yarıyormuş diye gülümsedi bu. Balgam her bardağı nefesiyle üfledi. Şifa niyetine diye kadeh kaldırdılar. Dikkat edin ama şalgam daha önce hiç fark etmediğiniz organlarınızı yakabilir. Midenizde havai fişeklerin patladığını hissettirebilir. Öyle bir karışımdır ki kan yapar, temizler, şifalar. Yararları çoktur. Hadi içelim, sağlığımıza, dedi. Gel gelelim şalgama. Zamanlardan bir zaman kış mevsimi bitmişti. Yeni bitmişti. Baharın habercisi ilk kara hindibalar köşe başlarında ve çayırlarda yeşermeye de başlayınca ilk dolunayda kutsal ateş çemberini yapmam gerektiğini anladım. Baharı kutlamalı ve yeni dileklerim için niyet etmeliydim. Perilere haber saldım ve ateş dansı için turuncu renkli kıyafetlerini giymelerini istedim. Mayıs ayının güzel bir sabahı, güneş daha yeni gözünü gösterirken gül ağacının altında perilerle buluşup toprak anayı ve bizi ısıtan güneşi temsilen ateşi onurlandırmak için dans ettik. Ateşin üzerinden atladık ve olabildiğince çok güldük. Periler ağaçların üzerinde yazılar kazınmasın, yeşil alanlara çöp atılmasın, sularımız doğallığıyla aksın kirlenmesin, borular içine hapsedilmesin, orman yangınları azalsın, insanlar birbirlerine hediye ağaç diksinler diye, onları korusunlar diye dileklerde bulundular. O zamanlar ben bir ateş ejderiydim ama su ejderi olmak için can atıyordum. Ben de su elementini ve yeni su ejderi olmak istediğimi toprağa çizdim. Üstünü taşlarla ve sevdiğim bitkilerle süsledim. Şarkılar çalıyor, maniler söylüyorduk. İşte o anların birinde yeşilliklerin arasından Hızır ile İlyas Efendiler karşımıza çıkmasınlar mı? Hıdrelliz dediğimiz bahar kutlamaları anlatıyorsun sen bize, dedi bu. Evet, kız çocuğu doğru bildin. Onlar kalbi temiz, iyiliksever, herkese yardım etmeyi kendilerine görev bilmişlerdir. Uğradıkları her yere bolluk, bereket ve neşe getirirler. Hastaları şifalandırırlar. Bitkilerin yeşermesine, hayvanların üremesine ve insanların kuvvetlenmesine yardım ederler. Hatta mucizeler bile yaratabilirler. Bizim şalgamın şifa olmasının nedeni de Hızır ile İlyas efendilerimizin nefesleriyle Anadolu sularını üflemeleridir. Ayaklarını bastıkları topraklardan çıkan pancarların tadı bir başkadır. Neyse, efendime söyleyeyim. Hızır efendi bana mağaranın derinliklerine inmemi söyledi. Şalgamdan bahsetmedi fakat İlyas efendi pancarı gösterdi. Senin şifan bu olacak Evren, dedi. Evren mi? Diye şaşırarak baktı Burcu Balgam'a. Evren, ejderha demek. Dünyanın, kainatın bir ya da daha fazla ejderha tarafından evrildiğine inanılıyordu eskiden. Bahsedilen bu ejderhaya da Evren denmişti. Unutuldu gitti ama sizler unutmayasınız. Ben de o mağara senin, bu mağara benim dolaşır dururdum. Çok uzak diyarlara gittim ama meğer dermanım Anadolu topraklarındaymış. Efekta bunu biliyor. O yüzden bana çok güvenir. Benim de hikayem bu kadar. İsterseniz saçlarınızdaki şu renkli tokalara bir tıklayın bakalım. Artık şalgam da içtiğinize göre belki fektarla konuşursunuz. Cep telefonu mu sandın tokaları Evren Balgam, diye espri yaptı Burcu. Abla bu komik bir ejdermiş. Ben hiç tanımamıştım daha önce böyle birini ya. Gülümseyen Balgam pençelerindeki tırnakların ucuyla tokalarına dokundu. Burcu ile bu bir anda kafalarının içinde hem Fekta'yı gördüler hem de onunla konuşabileceklerini kavradılar. Fekta ilk önce çocuklarla konuşmadı ama ne zaman ki Esperanza'yı gördü, mutluluktan kuyruğunu öyle bir sıçrattı ki Şahmaran bile bu sevincine şaşırdı.
Mersin'in derin bir kayalık mağarasında buluşan bu sihirli ikiliye katılan Esperanza ve çocuklar da en az Fekta kadar mutlu olmuşlardı. Fekta başladı anlatmaya. Sevgili Esperanza, seni görmek ne büyük bir sevinç kız kardeşim. Sana önemli haberlerim var. Bilesin ki Umutluk yakında Anadolu'ya varacaktır. Şahmar'ın yerini tespit etmiş. Karanlıkta yarasalar göndermiş de buldurmuş şifalı sultanımızı. Fakat kendisi buradan çıkmak istemiyor. O yüzden yer altındaki gizli bir su geçidini yaptık. İhtiyacı olursa bizim yanımıza gelecek. Balgamın varlığı hepimizi koruyor. Şalgam suyundan içtiğinizi görüyorum. Çok yaşayın. Ben bugün yarın dönüyorum. Sizleri tekrar görebilmeyi çok isterim. Allah'a ısmarladık. Nurla kal. Burcu ile bu birbirlerine baktılar ve bir anda odalarında olduklarını fark ettiler. Burcu seslendi. Abla, uyandın mı sen de? Gördün mü onları? Pardon, bu seslendi. Abla, uyandın mı sen de? Gördün mü onları? Mortluk dolaşıyormuş. Ne yapacağız? Sence bir hafta bitmeden onunla karşılaşacak mıyız? Eğer karşılaşırsak ne yapacağız? Ben korkuyorum sanki. Bu ise rüyalarımızda zamanla buradaki zaman farkı işliyor Burcu. Belki aylar, belki seneler bile geçiyordur, bilmiyoruz ki. Ama bildiğim bir şey varsa o da mortluğun yakında karşımızda olacağıdır. Esperanza'ya, Balgam'a, Bonda'ya, Athena'ya, Şahmeran'a ve diğer deniz kızlarına güveniyorum. Bu işin çaresine bakacaklarına eminim. Biz de yardım edeceğiz elbette. Değil mi? Bu da 4. bölümün sonu. Diğer bölümde görüşmek üzere.